toplantısını yapmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Ben hepinize hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum. Evet, 5 ay gibi bir süre geçti. Fen işlerimiz bu sürede yapılan işlerle ilgili bir sunum hazırladı. Bu programı sunmak üzere Fen İşleri memurumuza bir kumanı bırakıyorum. Sayın Belediye Başkanım, çok değerli beyefendiler, Belediye Başkanlığı olarak ikincisini düzenlemiş olduğumuz bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle belediye çalışmalarımızı yakından takip etmek ve bilgi almak maksadıyla bizlere akşamın bu saatinde zaman ayırdığınız için Belediye Başkanlığımız ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarım. Sizleri daha fazla bekletmeden bilgilendirmek maksadıyla hazırlamış olduğumuz çalışmamıza Süle Mahallesi'nden başlamak istiyorum. Süle Mahallemizde yapımını tamamlamış olduğumuz istinat duvarına ücretsiz olarak 500 metreküp, yaklaşık olarak 40 kamyon resimde görmüş olduğunuz taşlardan temin ettik. Bu taşların temininde yardımcı olan maden mühendisi İsmail Tekin ve nakliyesinde bize yardımcı olan Süle Mahalle Muhtarımız Erdal Tekin ve belediye çalışmalarımızda bizi yalnız bırakmayan Çakmakçayır Mahalle Muhtarımız Turhan Çetin'e başkanlığımız adına sonsuz teşekkür ediyoruz. Beldemizin girişinin eski hali resimde görmüş olduğunuz gibiydi. Süle Mahallemizin ve de yardımlarıyla 100 metre uzunluğunda istinat duvarını yaptık. Beldemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İstinat duvarının önüne aşırı yağışlarda toplanan suların meydandan uzaklaştırılması için 100 metre 200'lük koruge boru döşedik ve istinat duvarının önüne yakışacak olan duvarla da bütünlük sağlayacak olan kaldırımı da yaptık. Süle Mahallemize yapmış olduğumuz istinat duvarının üzeri tehlikeli ve yüksek olduğundan duvar biter bitmez hemen üzerine 100 metre uzunluğunda uzun ömürlü yeşil panel çitlerden çektik. Süle Mahallemize istinat duvarına beldemize yakışacak bayan ve erkek tuvaletini yaptık. Artık beldemizden geçen yabancı misafirlerimiz de yol üzerinde temiz bir tuvaleti kullanabilecek. Süle Mahallemizde ve belde içerisinde gerekli noktalarda kullanılmak üzere 500 metrekare kilitli parke taşı getirdik ve parke taşı döşenmesi gerekli olan yerlere parke taşlarını döşeme işini yaptırdık. Şu an beldemizin %75-80'i parke taşı döşeli durumda. Yeni kuracağımız tesiste ana caddemiz ilk planda olacaktır. Süle Mahallemizin eski köy kahvesi konusu. 2010 yılında belediye encümenince yıkım kararı bulunan köy kahvesi kanunen yıkılması gerekiyordu ve yıkımı gerçekleşti. Hem belde meydanına yakışmıyordu hem de tehlike arz ediyordu. Bu nedenlerle yıkmamız gerekiyordu ve yıkımını gerçekleştirdik. Süle Mahallemizde yapmış olduğumuz başka bir çalışma da kaldırım yapımıydı. Eski köy kahvesi yıkılınca orada görüntü bakımından çok kötü bir görünüm vardı. Bu durumu ortadan kaldırmalıydık. Burada da yapmış olduğumuz kaldırımda Süle halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Süle Mahallemizde Belde Caddesi üzerinde yağmur suyu kanallarımız yıkık dökük çalışmaz durumdaydı. Temizledik, bozuk olan kısımlarını yeniden onardık ve onarmaya devam ediyoruz. Her cuma gününü temizlik günü olarak ayarladık. Cuma günü gelince resimde de görmüş olduğunuz gibi düzenli olarak meydanları ve tuvaletlerimizin temizliğini yapıyoruz. Beldemizde yaşayan siz değerli vatandaşlarımıza temiz ortamlar yaratıyoruz ve yaratmaya devam edeceğiz. Kapalı düğün salonumuzun önünde betondan bir giriş vardı. Bu beton düğün salonumuza yakışmıyordu. Mermer kaplamasını yaptırdık, resimde görmüş olduğunuz duruma getirdik.
Yıllardır boyanmayan ve harabe şeklinde olan düğün salonumuzu tamamen tamir ettirip boya işlerini yaptırdık, kullanılabilir hale getirdik. Resimde görmüş olduğunuz beldemiz ana cadde üzerindeki bordür kenarlarında çıkan yabancı otları düzenli aralıklarla temizledik ve temizlemeye devam ediyoruz. Bunun yanında temizlemiş olduğumuz yabancı otların çıkmaması maksadıyla ilaçlamasını yapıyoruz. İlaçlama işlemini yılda iki defaya mahsus olmak üzere düzenli olarak yapmaktayız. Sıra yaptığımızda gurur duyacak olacağımız projemize geldi. Beldemizden kısa zaman önce Diyarbakır Lice'de vatanımız için şehit düşen Ercan Kurt Binbaşımızın anısına belediye meclis kararıyla adını verdiğimiz Ercan Kurt Binbaşı sosyal tesislerinin yapılacağı alanın temizliğini yaptık. Projeleri hazırlanmaktadır. En kısa sürede sosyal tesisimizi faaliyete geçireceğiz inşallah. Bunun da müjdesini buradan vermiş olalım. Belde içerisinde yağmurlar sonucunda bozulan yollarımıza en kısa sürede, bakın en kısa sürede sıcak asfalt malzemesi temin ediyoruz. Tamir ve bakım onarımını zamanında yapmaya çalışıyoruz. Çakmakçayır Belde Parkı'nda vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine parkta değişiklik yaptık. Talebinizi aksatmadan en kısa sürede yerine getirdik. Sağlık ocağımıza gelelim. Sağlık ocağımızın her türlü ihtiyacı, talebi fen işlerimizce aksatılmadan yerine getirilmektedir. Yeni cami önündeki kaldırım. Resimde görmüş olduğunuz gibi bir kaldırım vardı. Biz bu kaldırımı beldemize yakıştıramadık. Hemen işe koyulduk. Çok güzel bir kaldırım yaptık. Şimdi okula giden çocuklarımız ve vatandaşlarımız bu kaldırımı, resimde görmüş olduğunuz kaldırımı rahatlıkla yola çıkmadan kullanabiliyorlar. Beldemiz için katılmamız önemli olan bütün toplantılarda bulunduk. Beldemizin sorunlarını dile getirdik, ihtiyaçlarımızı belirttik, takibini yapmaktayız. Beldemiz artık güvende. Beldemizi 24 saat izleyen 11 adet gece görüşlü kamera sistemini kurduk. Herhangi bir hırsızlık vesaire olayında gerekli olan bütün kamera kayıtları jandarma kuvvetlerimize teslim edilmektedir. Beldemize hayırlı uğurlu olmasını temin ediyoruz. Bu kamera olayında en son baraj tarafında, göl tarafında bir hırsızlık olayı oldu. O zaman beni aradı arkadaşlar. İşte görüntülere bakabilir miyiz dedi. Ben o esnada bilgisayar arızalıydı. Bilgisayar arızalı dedim. Şöyle bir şey var yani, biz burada vatandaşlara her isteğine görüntüleri veremeyiz. Ondan sonra jandarma geldi iki gün sonra, 12 ile sabah saat 5 arasında görüntüleri bizden aldı gitti. Belediyedeki bilgisayar bozuk olsa bile kameralarındaki kayıt sistemi kameraların hemen yanındaki panoda. Yani bunu direkt, bu güvenlik olayı vatandaşımızla ilgili değil, tamamen güvenlik kollarıyla ilgili bir olay. Haşlamalık mevkiinde bulunan su depolarımız açık durumdaydı. Burasının acilen etrafının örtülmesi gerekli ve kanun önünde zorunluydu zaten. Resimde görmüş olduğunuz gibi bunu da çözmüş bulunmaktayız. Koruma altına aldık. Belediye hizmet binamızın dış cephesinin acilen yenilenmesi gerekiyordu. Çalışmalarımızı belediye hizmet binasının dış cephesinde yoğunlaştırdık ve resimlerde görmüş olduğunuz duruma getirdik. Belediye hizmet binamızın içi dışı boyandıktan sonra temizlik gerekliydi. Gerçekten içerisi çok kötü durumdaydı. Vatandaşlar belediyemize geldiklerinde tertemiz bir ortamda hizmet almalıydılar. Biz de en ince ayrıntıya kadar boyattık, temizlettik ve düzenli aralıklarla temizliğini yapıyoruz. Beldemize Makedonya'nın Ohrid şehrinden kardeş okul kapsamında ziyarete gelmişlerdi.